üniversiteler, kamu kurumları. Ya neyi bağırıyorsun? Utanmıyorsun. Neyi bağırıyorsun? Sen neyi bağırıyorsun? Üniversite bir kamu kurumudur. Ya utanma yok mu size? Efendim böyle olur mu? Böyle olur mu? Buyurun siz genel kurula hitap edin. Efendim genel kurula hitap edeyim de böyle bir şey olabilir mi? Bakın bir kamu kurumu. Buyurun. Bir kamu kurumu. Bu hastane olur, postane olur, tapu müdürlüğü olur. Milletvekili oranın başından izin alarak mı gider oraya? Arkadaşlar milletvekili ya. Konuşacaklar. Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Çelik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sevgili yurttaşlar. Bugün 1284. gününe giren Boğaziçi direnişine yol açan ve açıkça darbe niteliğinde olan faşizan saldırıyı çok çok iyi değerlendiren bir önerge verildi. Ben en başta bu önergeyi gerçekten dikkatle okumanızı istiyorum. Çok somut verilerle hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın Boğaziçi Üniversitesi'nde yaratılan ağır akademik tahribatı, idari tahribatı ve kamu zararını çok net bilgiler ışığında veriyor. Lütfen önergeyi okuyalım. Çünkü o ayrıntılara ayrıca giremiyoruz kısa süreler içinde. Kapatılan bölümler, açılan davalar, soruşturmalar, zorla emekliye sevk etmeler, aklınıza gelecek sayısız zulüm, sayısız hukuksuzluk, haksızlık. Başka bir ülkede olsa gerçekten üzerine titrilecek bir ülkenin göz bebeği niteliğindeki çok kıymetli bir üniversiteye reva görülenler bunlar. Peki neden? Neden? Gerçekten tek tek sormak istiyorum. Sayın Gül gitmiş, neden? Sayın İnşehirlioğlu neden? İsimlerini bildiğim AKP'li meslektaşlarım. Sayın Işık neden? Neden yani? Var mı bir cevabınız? Boğaziçi'yi neden mahvediyoruz diye kendinize sordunuz mu? Sayın Elmas, akademisyensiniz, neden? Buna bir cevabınız var mı? Niçin bunun sorumluluğunu hissetmiyorsunuz bu soruyu sormadın? Fakat nedenini dünya biliyor. Nedenini dünya biliyor. Eleştirel düşünceye, bilime, akla, çağcıl kapasiteye, entelektüel kapasiteye, kadın ve LGBTİ alanında üniversitede yaratılan birikime ve kazanımlara düşmanlıktır. Öyle basitçe bir araziye çökme arzusu da değil. O arzu her yerde var. Ama burada buna bunlar da eşlik ediyor. Ayıptır. Faşizan nitelikte bir saldırıdır bu. Bu bir ideolojik saldırıdır. Bu bir hegemonya savaşıdır. Ve bu bir kepazeliktir. Bu kepazeliğe bir son verilmesi gerekiyor. Bakın, vekiller üniversiteye giremiyor. Ondan daha onursuzu oraya yıllarını veren hocalar. Oraya büyük bir özveriyle yıllarını veren hocaları sokmadınız siz oralara. Bunun ayıbı da gerçekten size yetsin. Sorduğunuz zaman AKP'nin bir açıklaması var. Açıklaması kamu yararı ve iyilik. Buna daha bu olayın ilk günlerinde bu kayyum rektörün, o kayyum adını veren öğrencileri de buradan selamlıyorum. Hiç tereddüt etmediler. Ve bu ülkedeki kayyum siyasetine ekleyiverdiler Boğaziçi'de olanları. Kayyum dediler. Buyurun hocam, devam edin. Bu öğrenciler sizin iyiliğiniz kamu zararı dendiği zaman şunu dediler. İyiliğimizi istiyorlar, vermeyeceğiz. İyiliklerini istemediğinizi o kadar net biliyorlardı ki. İstediğiniz iyilik filan değil. İktidar istiyorsunuz. Ancak iktidar böyle bir ülkenin en nitelikli eğitim kurumunu öldürerek olmaz. Boğaziçi'ne gelinceye kadar, zaten 2021'de Boğaziçi'ne gelinceye kadar bunu 15 Temmuz'a o menfur darbe girişimine sığınarak, Allah'ın lütfu olarak görerek sayısız üniversiteye yapmıştınız ve sonunda sıra buraya gelmişti. Onda da hiç tereddüt etmediniz. Bu kepazelikten geri dönülmesi gerekiyor. Bu bizi gerçekten bu ülkeyi utanç içinde bırakan bir şeydir. Boğaziçi direnişi işte bu haklılığın üzerine oturuyor. O kadar. Teşekkürler Sayın Çelenk.
Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Burdur Milletvekili Sayın Adem Korkmaz konuşacaklar. Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Korkmaz. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Boğaziçi Üniversitemiz ile ilgili grup önerisi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Üniversiteler bilginin üretildiği, geliştirildiği ve öğretildiği evrensel mekanlardır. Boğaziçi Üniversitemiz de tarihi olarak Osmanlı dönemine dayanan 1863 yılında Robert Koleji olarak kurulmuş, 1971 yılında da Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilerek üniversite haline gelmiştir. Kurulduğu andan itibaren ülkemizin en seçkin akademik birimlerinden birisi olan üniversitemiz başarılarını ve gelişimini her geçen gün artırarak devam ettirmektedir. CHP'nin önergesinde iddia edilen birçok konunun aslında bir algı siyaset operasyonu olduğunu hepimiz biliyoruz. Konu ideolojik ve ön yargılı yaklaşımlarla mecrasından çıkartılmaya çalışılıyor. Esasında burada sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, bunun nezdinde tüm üniversiteler, Türk üniversiteleri zan altında bırakılmaya çalışılıyor. Malum biliyorsunuz, yani üniversitelerde rektörün nasıl atanacağı konusu dünyada, bütün dünyada farklı yöntemler var, farklı metodolojiler var. Seçim bunlardan bir tanesi, atama bunlardan bir tanesi. Hibrit modeller de var. Türkiye bunları uzun zamandan beri tartıştı, tartışıyor ama bir noktaya gelebilmiş değil. Her modelde denedi. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce seçim yapılan dönemlerde, diyor ya seçim yapılacak Türkiye'de, 6 adaydan bir oy alan adayların atandığı günleri çoktan gördük biz. Yani bu mu? Yani illa seçim yapmak eğer demokratik bir olgunluğa ulaşmadıysa, biz üniversiteye, akademiye nasıl bakmamız gerektiği konusunda yeterli bir seviyeye ulaşmadıysak, hangi modeli getirirsek getirelim, arzu ettiğimiz sonuçları alacağımızı düşünmüyorum. Bu vesileyle Boğaziçi Üniversitesi'ni gündeme getirdiyseniz ben de size birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Bu önerge vesilesiyle de Boğaziçi Üniversitesi'nin esasında başarılarını da son dönemde anlatma fırsatı verdiniz. Onun için de sizlere teşekkür ediyorum. Bakın, son 3 yılda Türkiye'de ilk 100'e girmiş öğrenciden 70 tanesi, ilk 1000'e giren öğrenciden 700 tanesi halihazırda Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmeye ve kazanmaya devam ediyor. Kurulmasına ısrarla karşı çıkılan hukuk fakültesi ilk yılda Türkiye'nin en yüksek puan alan ikinci fakültesi haline gelmiştir. Bunun dışında Türkiye'de KÜYAS'ın uluslararası standartlarında, sıralamalarında geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en hızlı büyüyen üniversitesi haline gelmiştir Boğaziçi Üniversitesi. Ancak biz şimdi vekillerime sesleniyorum. Evet. Hatip'in süresini dondurun. Arkadaşlar, lütfen Hatip'in kendisini ifade edebilmesine olanak tanıyalım. Buyurun. Şimdi şöyle, zaman zaman bu karşılaşılıyor. Bir grup vekilimiz, bu iktidar muhalefet fark etmez, bir kurumu ziyarete gitmek istiyor. Ya bunun, bakın, kamu hizmeti yürütülen kurumlardan bahsediyoruz. Ağrı İl Tarım Müdürlüğü olabilir bu. Türkiye'nin herhangi bir yeri olabilir, değil mi? Bir nezaketten bahsetmemiz lazım. Ya bir randevu ya da bir ön bilgi vermek lazım. Ben kapıya dayanayım ya da bir ilgili amirden bir talep edilerek girme konusunda. Bakın, bu öncelikle kamu hizmeti veren kurumlarda, kamu hizmeti hukuk sistemi içerisinde yürüyorsa, bu hukukun üretildiği mekan olan, öncelikle kendimize olan saygımız gereği de bu nezaketi sergilememiz gerekmiyor mu? Hadi varalım, kapıya dayanalım, kapıya kendimizi bağlayalım. Bu mudur yani hukuk devletinden anladığımız, demokratik devletten anladığımız konular? Evet, gerçekten ben bir milletvekilinin, bir grubun bir kamu hizmetine, kamu kurumuna giderek bilgi almasını sonuna kadar savunuyorum. Bu konu... Buyurun, tamamlayın lütfen. Evet. Bu konunun da milletvekillerinin bilgi alma ve süreçleri, kamu hizmetleri yerinde denetleme, görme görevi bakımından da önemli buluyorum. Ama hadi ben geldim, kapıya dayandım, açın kapıyı. Hayırdır? Başka bir ülkede miyiz? Başka bir dünyada mı yaşıyoruz? Onun için bu eleştirileri kabul etme şansımız yok. Boğaziçi Üniversitemizin başarılarını izlemeye, Türk üniversitelerinin başarılarını izlemeye hep beraber devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkürler. Buyurun, buyurun. İfade edebilir miyim? Niçin? Orada kendini bağladığı diye ifade edilen, sataşılan kişilerden biriyim de o yüzden. İsim zikretmedi Suat ama... Suat Çağdaş. İsim zikretmedi. Yerinizden bir açıklama yapabilirsiniz. Buyurun. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, bir siyasi partinin mensubu olabilirsiniz. Siyasal tavır da alabilirsiniz. Hatta iktidarınızda bir üniversiteden hoşlanmayıp oraya çökmek de isteyebilirsiniz. Fakat bu derece gerçeklikle bağınızı koparmayın. Biz 10 tane milletvekili olarak üniversitedeki mezuniyet törenine gittik. Mezuniyet törenine girmek istedik. Bir milletvekili dokunulmazlığımız var. Türkçenin bana verdiği imkanlarla size anlatmaya çalışıyorum hanımefendi. Bir milletvekili dokunulmazlığımız var. Eğer Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atamış olduğunuz zatın yaptığını herkes yapmaya kalkarsa, ben bir milletvekili olarak Türkiye'de her gittiğim hastaneye gitmeden önce başhekimden izin almam gerekir. Her tapu müdüründen izin almam gerekir. Her spor müdüründen izin almam gerekir. Biz milletvekiliyiz. Hapishanelerin dışındaki yerlere gideriz. Biz de gittik. Randevu almama gerek yok. Hatta ben size şunu hatırlatayım. Açalım Sayın Çağdaş. Hatta hatırlatayım size. Kıymetli iktidarınız, İstanbul Üniversitesi'ni sokaktaki vatandaşlarımız da buralarda gezsinler. Efendim, üniversiteler elitlerin yerleri olmasın diye bir yıl önceki tartışmanızı hatırlayın. Sokaktaki vatandaşlarım ile dersleri bozmadığı sürece üniversiteye girmesini söylüyordunuz. Bir yıl sonra milletvekillerinin kerameti kendinden menkul bir adamdan izin almasını istiyorsunuz. Üniversiteler, kamu kurumları, ya neyi bağırıyorsun? Utanmıyorsun, neyi bağırıyorsun? Sen neyi bağırıyorsun? Üniversite bir kamu kurumudur. Ya utanma yok mu size? Efendim, böyle olur mu? Böyle olur mu? Buyurun, siz genel kurula hitap edin. Efendim, genel kurula hitap edeyim de böyle bir şey olabilir mi? Bakın, bir kamu kurumu. Bir kamu kurumu. Bu hastane olur, postane olur, tapu müdürlüğü olur. Milletvekili oranın başından izin alarak mı gider oraya? Arkadaşlar, milletvekili ya. Sayın Kavuncu, söz talebiniz mi var? Buyurun. Bir dakika da fazla verdim hocam. Buyurun. Sayın Hatip konuşmasında üniversite demek ki demokratik olgunluğa erişmemiş ki rektör atarız dedi. Bir zahmet demokratik olgunluğa erişme kriterlerini bize anlatabilirse çok sevinirim. Bir de dünyadan başarılı üniversite örnekleri verdi. Şunu da söyleyebilirse sevinirim. Hangi ileri gelişmiş bir ülkede bir rektör aynı zamanda bir yönetim kurulu üyesi, bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak aynı zamanda görev yapıyor. Bu iki soruya Sayın Hatip cevap verirse ki geçmişte rektörlük de yaptı, bu konuda daha fazla bilgilendiririz. Yani demokratik olgunluğa erişmekten neyi kastediyor? Herhangi bir rektör gördü mü aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden bir tanesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapsın? Teşekkürler.